Kolay Hoş gelsin. geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ablası. Hep seni izliyorum. İzlemek mi, gelmek mi? İzlemek daha iyi tabii. Evet. Değil mi? Bir de mağdur çocuğum var, seni çok seviyor Onu da öpüyorum gözlerinden. Hikayeni evet. de anlattı ekip arkadaşlarım. Evet. Selma Atılgan, İstanbul'dan evet. katılıyor programa ama evet. aslında Mersinli. 15 Mersin 15 seneden beri Mersin'deydim. Ya aslen nereydisin? Maraş. Aslen Maraşlısın. Evet. Annem, baban, kardeşlerim. Babam rahmetli oldu. Annem de şeker hastası. Ablalarımın yanında kalıyor. Nerede yaşıyorlar? Köyde, Maraş'ta. Maraş'ta. Sen evet. aslen Maraşlısın. Evet. Sonra seni hayat Mersine götürdü. Evet. Sonra Mersin'de. Birinci kadınıza... evliliğimi yaptım Mersin'de. Ee, Ablam yani evlilik aldı. hayatı oraya götürdü. Üçüncü evliliğim benim. Ee, ama aşk seni İstanbul'a getirdi. Evet. Hem de. 6 e, günde sevgili evet. seyirciler, sevgili Selma Atılgan sosyal medyada... ...bir beyefendiyle evet. tanışıyor ve kendisiyle evliliğe karar veriyor. Evet. Kararın o kadar arkasında, o kadar da cesaretli demeyeyim ama... ...o kadar gözün kara ki... Evet. E, e, ...bir anda kendini Yok, İstanbul'da abla, buluyorsun. Ablası çok şey, kaldığım için, darda kaldığım için evlilik yaptım ...ve bir de sevdim kendisini. Şimdi 44 yaşındasın. Evet. E, i̇ki çocuğun var. Önceki eşimden çocuklarım evet? Dört çocuğum var. Evet, dört tane. Dört tane çocuğum var. İkisi evet. babada, ikisi senin yanında. Ö önceki eşlerimde. Tamam, önceki eşlerinde. Evet. Bu eşinle evlenene kadar kaç evlilik yaptın? Bu eşim sonuncu eşim. Kaç kız kaçıncı sonuncu? Beşinci üçüncü. de sonuncu. Üçüncü de sonuncu. Üçüncü eşim. Ha? Üçüncü üç eşin. Evet. Bu eşin üçüncü eşin. Evet. Bundan çocuğun yok. Hayır, bir senelik evlilik. Şimdi eşin ismi nedir? Orhan Atılgan. Orhan Atılgan. Evet. Siz Mersin'de yaşıyordunuz, Orhan Bey İstanbul'da yaşıyordu. Evet. Sosyal medyada tanışıyorsunuz. Evet. Bir tanışma hikayenizi dinleyebilir miyim? Ya e, evlenme şeyine girdik sitesine. Çocuğum Siz açtı. Siz kayıtlısınız. Yok çocuğum açtı. Baktım Orhan Bey çıktı. Görüntülü konuşmadı. Oğlunuz mu sizi anne gelsin evlilik sitesine kaydederek? Ya ben istedim çocuğuma. Benim telefonum olmadığı için çocuğumu kullandım. Hı hı. Kaç yaşında çocuğunuz? 15 yaşında. Ekiz benekiler işte o dediğim Biri, mağdur olan Biri... Şey. E, Engelli, diğeri Evet. değil. Hı hı. Ee, ne dedin oğlum bir evlilik sitesine kaydet evet. beni. Baktım sonra Orhan tanıştım. Peki tanmıştım. nasıl mesela anne dişim ben buraya ne yazayım diye sormuştur çocuk. Eş arayan erkekler. Ha? Eş arayan erkekler. Kızmadı mı? Yani kızmadım derken... Ne evliliği? Biz senin canınız kimseyi sevemezsin filan. Hayır çünkü çok çaresizdim. Çok çaresiz hı hı. olduğum için. Çocuk üye yaptı evet. girdin. Karşında evet. kim çıktı? Orhan Bey çıktı. Orhan Bey çıktı. Evet. Hemen meç oldunuz. Ya görüntülü konuşmadık. Resimlerimizi attık. Önce yani evet. fotoğraf, o senin fotoğrafını gördü. Evet. Sen onun fotoğrafını gördün. Evet. O dedi hayatımın kadını Selma. Evet. Sen dedin hayatımın evet. erkeği Orhan. Evet. Başladınız yazışmaya. Evet. Okuma yazmanız var hayır, mı? Hayır, okuma yazmam yok. Peki nasıl yazışıyorsunuz? Yani nasıl iletişim hı. kuruyorsunuz? Telefonda görüşüyorduk. Resimlerimizi attık birbirimize. O beni evet. beğenmiş, ben onu beğendim. Hı hı. Peki ondan mesaj geldiğiniz size oğlunuz mu söyledi? Evet, çocuğum söylüyordu. Ne dedi oğlunuz size? zaten altı gün sürdü ablam. Ablacığım dur bak sorularıma Anne dedi, cevap ver. Şimdi sen siteye oğluna dedim ...beni kaydet. Evet. Vallahi çağ öyle bir çağ ki... ...aklım gerçekten almıyor bak. Ya gencim... ...her şeyden anlıyorum... ...ama bunu aklım almıyor. Yani hani... ...şimdi arkadaşına dersin... ...beni siteye üye yap... ...ne bileyim... <laughs> e, ama ...kardeşine dersin... Çok... ...beni siteye üye yap ama... ...hani çocuğuna... Ama ablam çok çaresiz tamam. olduğum için evlenmek zorunda kaldım. Tamam. Yani aslında çaresizir seni o seyri yöneltti. Çocuklarım yerde yatıyordu ve çek yatım yoktu. Ha, anladım. Ha. Çocuk seni kaydetti. Sonra anne dedi Orhan diye biri sana yazıyor. Evet. Bununla görüşmek ister misin evet. dedi. Hı -hı. Siz telefonda görüşmeye evet. başladınız. Başladım. Ne konuşuyorsunuz telefonda Orhan'la? İşte ben sana elektrik aldım. Sen benden aldın mı diye öyle konuştuk. Ses elektriği. Evet. Aldın mı peki? Hı -hı, aldım. E, fotoğrafını görüp beğendin mi? Evet beğendim. Sana altı gün sonra ne dedi? Çık gel mi dedi? Ben sana beğendim dedi. Sen çık gel dedi. Bütün eşyalar, benim eşyam da yoktu. Hı hı. Biraz cinciklerim falan vardı dedi. Onlar dedi koy dedi otobüse, yol paranı ben çekeyim gel dedi. Aldı biletleri? Evet biletlerimizi aldık. Otobüse aldı. bindin? Evet. Çocukları Mersin'den söylediniz mi? Mersin'den İstanbul'a? Buyurun. Çocukları söylediniz mi? Hani çocuklarda dedim, yazışmayı... Dedim. Dedim. Evlatlarım da Kabul var. ediyorum dedi. Ben evlatlarım evlatlarımla birlikte evet. kabul ediyorsun evet. dedi. Her kabul şey edin. yani pürüzsüz evet. net. Evet. Bir çocuğum engelli. Evet. Anlattım her şeyi anlattım. Her anladım. şeyi anlattın. İstanbul'da indin otobüsten. Evet. Orhan geldi evet. mi seni almaya? Evet. Otogara geldi. elinde çiçekle beni karşıladı. Hı hı. Ve aldı arabasının eşyalarını. ilk görüşte mesela fotoğraftakiyle aynı insan mı? Evet. Aynı. Yani birebir o gördüğün adam gerçekte evet. de aynı mı? Evet. Bir değişiklik var mı? Biraz şimdi kilo aldı. Hayır hayır. Yok <laughs> Yo, hayal ama sizin yemekleriniz Şey olur ya mesela der ki şey derler ya, hani genelde. o gençlik şeyiydi ya sonradan iş e, şey yaptı bana. Hayır gö şimdi birini bir fotoğrafını görürsün bir de gerçeğini görürsün arada dağlar kadar fark vardı. Evet. Fotoğrafta atıyorum böyle fotojenik değildir kötü çıkmıştır ama gerçeği hayır, çok hayır, güzeldi. Hayır hayır hayır. Aynıydı. Aynıydı. Evet aynıydı. Çiçeklerle seni karşıladı. Evet. Sonra Serba, evimize, sen anlat istiyorum. Evimize geldik. Kendilerinin evine geldik. Gittik dini nikahımızı yaptırdık. Hemen geli gelmez. Beş ay resmi nikah sonra yaptırdık. Beş ay şeysiz kaldım. Dini nikahla kaldım. Neden beklediniz nikah yapmamak için? Ee, çünkü diye? eşim eşinden daha boşanmamıştı. Hı hı. Onun kağıdının gelmesini bekliyordu kendi eşim. Hı hı. Ondan sonra o gelince de gitti Antep'e. E, Boşandı geldi ve bana yaptı. Dedi Hı -hı. ki sana dedi gelinlik giydireceğim dedi. Hepsini yaptı. Giydirdi mi gelinliği? Evet giydirdi. Siz daha önce gelinlik giymiş miydiniz? Giydim. Ama kendisinin eşleri giymediği için dedi içinde kalmasın yani sen giy dedi bana. Benimkiler Hı -hı. daha önce giymedi sana giydireyim evet. dedi. Giydiniz. Evet. Ee, var o fotoğraflarda aslında değil Evet mi? Bir o fotoğrafları da var, verelim. Ver. Mutlu musun peki yani o dönemler konuşuyoruz ya. Çok mutluydum ve büyük çocuğumu biraz istemedi. Onlara da geleceğim şimdi. Evet. Sen Orhan'ı tanıdın. Mesela Orhan'ın en çok hangi özelliğini beğendin? Ya hani çok iyi niyetli. <laughs> ya hani şöyle bir şey var. Kimsenin fazla kalbini kırmaz. Yani hassas bir adam. Evet, çok çok iyi niyetli. O bilmiyorum temiz kalpliydi. Hala da öyle ama annesinin ağzına baktığı için. Sonra siz beraber yaşamaya başladınız. Evet. Sen Orhan ve iki çocuğu evet. aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. Orhan'ın ailesinden birileri sizin evde yaşıyor mu? Hayır, kimse yaşamıyor. yaşamıyor. Siz dört kişilik bir aile evet. oldunuz. Evet. Ee, yani o evin içerisinde seninle o hayatı paylaşmak, çocuklarına uyum sağlama süreci nasıl oldu? Çok güzeldi. Her şey çok güzel gidiyordu. Sonradan ben evlenince çocuklarımın babası e, çocuğu almaya kalktı. Engelli çocuğu. Hayır, mı? öbürünü. Öbürünü. <laughs> O da onun yanına gitti işte. Ondan sonra biraz çocuğumla anlaşamadı büyük çocuğumla. Engelli çocuğunla anlaşamadı. Hayır öbürüyle. Öbürüyle anlaşamadı. Uh -huh. Engelli çocuğum zaten bana ben bakabilirim ancak ona. Bir de çöllek hastası o. Hı <laughs> -hı. Hem de dam sendromlu. O yüzden şimdilik de zaten... Ha, Down bir... sendrom var. Uh -huh. tamam. Down sendrom. Şimdilik de hepsini bana, her şeyini bana yıktı gitti ve 10 gün oluyor gidiyor. Peki Selmay, şimdi aslında seni çocuklarınla kabul eden, seninle 5 ay birlikte yaşayıp sonra nikah masasına oturtan, Orhan seninle nikah kıydıktan sonra senin çocuklarını istemedi. Evet. Büyükle o küçüğü değil, küçüğü değil, sadece büyüğü. Tamam. Büyükle anlaşamadı. Büyükte zaten evet. herhangi bir sağlık problemi yok. yok. O babaya gitti. Evet. Diğer Down sendromlu çocuğuna. Ondan çok güzel anlaştık. Doktora götürdük beraber. Kendi sırtını aldı götürdük. Ucağını götürdük. Seviyordu, öpüyordu. Evet. Çok iyi gidiyordu. Ama sonradan bunun aklına annesi ve kardeşleri girince... bu değişmeye başladı. Ne gibi? Ne yani... dediler de değişti? Ya şöyle bir şey var, e sen o mağdur çocuğu işte çekemezsin, her zaman doktora götüreceksin. Benim çocuğum çünkü her zaman gitmek zorundaydı, her ay. Çöller kasası olduğu için kontrolü vardı. Hı hı. O yüzden e, dedi, sen onunla dedi, yapamazsın dedi annesi. Bir de annesi yani parayı tapmış bir kişiydi. Hı hı. Mesela çalışırdı, evin kirasını verirdi ama şu anda 10 gün oldu. Gitti bütün her şeyi bana yıktı gitti. Bu süre içerisinde Orhan seninle evliyken tüm sorumluluklarını yerine getiriyordu. Evet evet her şeyi. Ailesi şey e, evet. engelli, yani Down pardon Down sendromlu evet. çocuğu sen buna bakamazsın dedikçe çocuktan uzaklaştılar. Halbuki o bakmıyordu çocuğuma ben bakıyordum ve bakıcı parasını çocuğumun her şeyini ben aldığım için e, o hiç bir lira bile vermiyor eve. Sorumluluk sana ait. Evet bana ayırttı. Peki siz bu arada bu ilişkiniz devam ederken. Sadece evin kirasını eşim veriyordu. Eşin sen de çalışıyor muydu? Hayır, ben bakıyorum. Sen bakıyordum Sen de bakıyordun. Çocuğundan maaş alıyordum. Evet. Sonrasında aranızda bir huzursuzluk başlıyor. Evet. Ve e, sen onu sabah Yalanlarla, uyandırırken... yalan bir de beni aldatıyordu. Mesela gece e, meşans geliyordu. Kimden diyordum? Diyordu ki hava durumu. Ama ben her şeyi biliyordum. Badil dük bana... Hava durumu mu? Evet. Neyi hava numaraymış? durumundan diye beni kandırıyordu. Meteoroloji yani hava durumu. Mesela bip 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 kim ha? attı? Hava durumu. Evet. E, sormuyor muydun hava nasıl olmuş diye? Soruyordum. Kimsecik yok diyor Boş ver dedin. Aman ne hayır, yapacağım hayır, Ama şimdi bana. hava durumundan mesaj geliyorsa önemli bir mesaj geldi. Ya sağanak yağış vardır. Ya, ya benim okumam yazmadım olmadığı için bilemiyorum. Ya fırtına kopacaktır. Benim okumam yazmam olmadığı için bilmiyordum. Ama bana. bir cevap veriyor muydu sana? Ya boş ver ne yapacaksın diyordu bana. Ne yapacaksın diyordu. Evet. Aldatıyordu derken başkalarıyla mı yazışıyordu? Görüyordum öyle bazen. Elini. Tele telefonlarına görüyordum evet. Telefonları görüyordun. Sonra bir bardak yüzünden siz birbirinize girmişsiniz. Polislik olmuşsunuz. Evet polislik bir oldum. Bir çay bardağı yüzünden. Çay bardağının sesi yüzünden sevgili seyirciler. Çay bardağıyla kaldırıyordum ben. Hocam uyuyordu. Bunun uykusunu kink kink hiçbir şey ne? kaldıramaz. Çay Yok. bardağına kaşık koyuyordum Ben öyle kaldırıyordum bunu. Çok ağırdı uykusu. Derin uyuyor. Evet çok derin uyuyordu. Gidiyorsun başına. Aha. Ne yapıyorsun? Bardağın içine kaşık koyuyordum. Böyle karıştırıyordum. Öyle kalkıyordu ancak. Hep böyle miydi? Hep böyleydi sürekli yatmayı çok severdi. Kim Hı. buldu bu yöntemi? Hep böyle ben kalkıyor. Ben buldum. Siz buldunuz ha evet. size ait. Ben buldum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi kavga çıkartır. Ya düşünsenize uykunuzdasınız biri Ama gelmiş başka şıkır, bir şey şıkır 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 Başka ha? bir şey hiç kaldıramıyordu. Neler yaptım hiç kaldıramadım. Hayır, hayır şöyle söyleyeyim bunu senin için söylemiyorum da. Haklısın uyanmayan birini uyandırmak için her türlü su bile fırlatırsın ama... ...şu kavga çıkartır ve en son nitekim dediğim oldu herhalde. Ama ondan çıkmadı kavgamız. Neden? En, en son çocuğumun kontrolü vardı. Dedim ki hastaneye götüreceğim dedim. Yok dedi benim arabamla dedi benzin yok dedi bana. <laughs> Götürmedi. Aradan beş dakika sonra kardeşi şey açıyor telefon. Gel benim bir yerde işim var diyor. Oraya gidiyor. Bana gelince arabasına benzin olmuyor. Ona gelince benzin oluyor. <laughs> ben de o gün biraz ona ağır konuştum çünkü neden ne dedin ya hani seni bırakacağım seni bırakacağım dedi bana ama bunu kaç defa dedi artık doldum dedim Hı -hı. ki hadi git dedim ben bende Hı -hı. o yüzden e, giderken de boğazımı böyle sıktı ben de o anda şeyi aradım, polisi aradım. İyi polis aradım polis geldi uzaklaştırma verdiler işte Hı -hı. Sen o, evde kaldın o evden uzaklaştırıldı. Evet. Aslında psikolojik anlamda da sen, sana hep hakaret ediyordu. Yani evet kendini sürekli bana ediyordu sürekli. Kendini hissetmene sebep oluyordu. Evet sürekli diyordu. Peki evden polis eşliğinde çıktıktan sonra genelde bazı tartışmaları böyle eşler kendi aralarında unuturlar. Siz sonrasında barıştınız mı? Hayır zaten hemen gitti. Hı hı. Hemen gitti ondan sonra ben... Giderken sana bir şey söyledi evet mi? Evet söyledi pencerenin ağzında sen, sen benden boşsun boşsun diye söyledi. Bu dördüncü gidici eşimin dört defa evi terk etti. Ama hiç diğerlerinde e, boş ol... Onlara demişti ama tekrar yaptırmıştık dini nikahı. Ama ha o sana boş ol boş ol diyor. Evet. Sen tekrar Bunda gene, Nikah... gene söyledi ama bunda gene söyledi. Bunda gene söyledi. Sen dedi benim dini nikahımdan da düştün evet, evet, artık dedi. Evet. Gidiş o gidiş mi? O gidiş. O ne istiyorsun oldu. peki? Ben çünkü her şeyi benim üzerime yıktı gitti. Ev sahibi beni evden çıkaracak. Mahkemeden bana kağıt geldi ki... 10 gün kadar çıkacaksın diyor. Hı. Ben gittim kaymakamlığa başvurdum. Dediler ki bizden haber beklediniz. Ama nereye kadar? Şu anda doğal kazım kesik. Gelip bakabilirsiniz. Elektriğim kesik. Her şeyi kendisi veriyordu. Ama hepsini benim üstüme yıktı. Yık yıktı. Çok çaresiz oldum. Çok çaresizim şimdi kamplar için. Çok. İçim Peki öyle ulaşabiliyor musun? Ki. Telefonlarımı engellemiş ve kapatmış. Hiçbir şekilde Hayır, kocan Hayır orman... gizli arıyor beni. Ohan Atılgan'a sen istediğinde ulaşamıyorsun. Ulaşamıyorum. O sana ulaşmak bir isterse ulaşır. Bir sefer ulaşıyor. bana açtı. O da git. Bir şeyler daha söyledi. Oğluma söylemiş. Telefonu lappadan yüzüne kapattı. Beni bir daha arayıp sormayın. Ben kendime başka bir şey kurdum dedi. Hayat dedi. Yeni bir hayat kurdum. Evet. Başka birini buldun mu dedi. Evet, buldum dedi. Başka bir hanımla mı beraberim? Evet, kardeşinin evinde kalıyorlarmış o kızla beraber. Hı -hı. Kimse hayatındaki kişi. Evet, Peki sen bu adamı sevdin mi, seviyor musun? Ama şimdi sevmiyorum böyle yaptığı için. Zaten Boşanmayacağım da zaten ben onu süründüreceğim. Çünkü ondan da her şekilde tanzimat açmak istiyorum ablası. Aç. Valla tanzimat da aç, tazminat da aç. Ne yap istiyorsan çaresizlik, onu yap. Çaresizlik olunca Hı -hı. evlilik olmalı mı? Yani insan çaresiz kalınca evlenmeli mi başka bir şeyler mi yapmalı? Ya hani şöyle bir şey vardı. Şimdi hani sen diyorsun ya oğluna oğlum çaresiz kaldım evet. sosyal medyaya gir hani bir arkadaş Çok zor durumdaydım. Ama şimdi oğlun da acaba onu öyle mi anlıyor? İnsan çaresiz kalınca mı evlenmeli? İyi birini bulunca mı? Mesela hani bizim sosyal çevremiz var evet. ya komşularımız, evet. arkadaşlarımız. Orada mesela ben evlenmeyi istiyorum. Ayşe'nin Fatma'nın evet. uygun böyle ahlakı bana uygun, görüntüsüyle anlaşabileceğim biri yok mu diye soruşturmadınız mı? Son çare miydi sosyal medya? Çünkü son çareydi. Ve sonra kimse kim tanımadı bana kimsenin numarasını vermedi. Ne bir ailesinin, ne annesinin, hiçbir kimsenin numarasını bana vermedi. Siz siz başka bir şey soruyorsunuz. Ha. O Selma şu an kafasındakini <laughs> cevaplıyor.